Çorum Belediyesi şu anda eski adıyla kültür sitesi olarak bildiğimiz İşhan'ın yıkılması ile şehrimize bir sosyal tesis kazandırmak görüntüsünü çizmektedir. Bu sosyal tesisin memleketimize hayırlı bir tesis olması hepimizin dileğidir. Ancak belediyemiz tarafından yıkılmadan önce ucube tabiriyle kazma vurulduğu İşhan'ın yerine yapılan, bize göre ucube olan bu tesis şehrimize ihanetten başka bir şey değildir. Çorum'un en büyük sorunlarından biri malumunuz üzere otoparktır. Hal böyleyken 2011 yılında özel idare ile belediye arasında kamuda trampa adı verilen bir takas yapılmıştır. Bu takasın gerçekleşebilmesi için özel idare bir şart koşmuş ve bunu il encümeninin 08.09.2011 tarih ve 262 sayılı kararı ile oy birliğiyle kabul etmiştir. Bu karar nedir? Özel idarenin belediyeye devrederken almış olduğu encümen kararı. Özel idare kültür sitesi İşhanlı binasında toplam 119 bağımsız bölümün belediye bünyesine geçtikten sonra yeraltı otoparkı ile üzerine yeşil alan park yapılması, park dışında amacına uygun olmayan herhangi bir tesisin yapılmaması şartı ile 5.312 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun 6, 7, 10 ve 26. maddeleri gereğince trampa edilmesine ve bu konuda il encümenine yetki verilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonumuzca hazırlanan raporun aynen kabulü başkan tarafından oya sunuldu. İl Genel Meclisi'nin 08.09.2011 günkü birleşiminde oy birliğiyle kabul edildi demektedir. Şimdi bu kararın altında imzası bulunan o zamanki ve şu anki İl Genel Meclis Başkanı Sayın Mustafa Eker suç işlemiyor mu? Özel İdare Genel Sekreteri Ömer Arslan suç işlemiyor mu? Mülki amir olarak görev yapan Sayın Valimiz Sabri Başköy suç işlemiyor mu? Buradan Sayın Cumhuriyet Savcılarımıza da bu konudan dolayı suç duyurusunda bulunuyorum. Şehrimizin hayrına olacak her işin her zaman arkasındayız. Bunu da aziz hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Velev ki bu yapılan proje değişikliği şehrimizin otopark sorununu bir kat daha artırmaktadır. Sadece seçime yetiştirebilmek için alelacele ucuba bir tesis yapılarak güzel Çorum'umuzu büyük bir darbe vurmuştur. Eğer ki proje değişikliği belediye ve özel idare arasında farklı bir anlaşma yapıldıysa bundan neden kamuoyunun haberi yoktur? Sayın Külcü yaptıklarıyla dediğim dedik çaldığım düdük edasındadır. Seçimle iş başına gelenler kendilerini seçenleri hiçe saymaktadır. Takdir aziz hemşerilerimizindir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Bu da Çorum Belediyesi'nin Haber Bülten Dergisi, 2013 Mayıs 2013 sayılı dergisi. Burada kültür sitesinin yerine yapılacak parkın projesi belli oldu. Ve parkın projesinde de kendi dergilerinden alıntı yaparak söylüyorum. Aynen okumaya çalışacağım arkadaşlar. Kültür sitesinin yerine modern bir park ve yeraltı otoparkı yapılacağını söylemiş Sayın Külcü. Ama biz otoparkı gittik, araştırdık, otopark falan göremedik. Herhalde ışınlanma yapılarak otoparka girilmiyor. Kapısı yok veya otopark yapılacak yapılmış herhangi bir hizmet yok orada. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Sordunuz da söylemedik mi?
Biz bir dünya soru sorduk ama hiçbir cevabını alamadık. Şimdi ben buradan şunu soruyorum Sayın Külcü'ye. Madem sorduğumuz zaman söyleyecekse, belediyemizin yaklaşık 400 trilyon borcu olduğunu söylüyorlar. Herkes bunu biliyor. Bu 400 trilyon borcumuz var mı yok mu? Kamuoyuna bunu açıklamasını istiyorum öncelikle.